Suriye'ye ciddi bir askeri sevkiyat yapmaya başladı. O askeri sevkiyatın kapsamına dair de yeni bilgilere sahibiz aslında bu hafta itibariyle. Nedir o? Hava savunma sistemi Avenger'lar sevk edildi Suriye topraklarına, Haseke bölgesine özellikle. Ve bu Avenger'lar kimin ne işine yarayacak? Amerika Birleşik Devletleri bunu kendini korumak için mi, yoksa terör örgütü PKK'yı korumak için mi, yoksa terör örgütü PKK'nın kendi kendisini koruması için mi sevk etti? İşte bu sorulara cevap arayacağız. Ayrıca sevk edilen başka şeyler de var. O konvoyun görüntülerini vermeye başladık Eray Bey. Buyurmaz mısınız? Biraz bu konuyu konuşalım istiyoruz. Avenger nedir? Amerika Birleşik Devletleri hangi amaçla Avenger sevkiyatı yapıyor? Gerçi geçtiğimiz süreçte de birkaç Avenger platformu göndermişler diye duymuştuk. Ama bu sefer görüntüleri falan da var. Aynı zamanda Bradley zırhlı araçlar da var. Geçen hafta konuşmaya başladık. İşte gözetleme kuleleri, zırhlı kuleler. 142 tane. Değil mi? 142 tane. Onların da detaylarına yine ineceğiz bu haftaki bölümümüzde. İşte bir konvoy ve tırlar bitmiyor. Arkada bir sürü yüklü bir şeyler var. Zırhlı araçlar var. Bunların hepsinden aslında binlerce geldi değil mi Suriye'nin kuzeyine? PKK terör örgütüne. 50 bin civarında. Bu tırların üzerindeki her şey servis edildi. Neler taşındı? Yani bir tek tank taşınmadı. Bildiğim kadarıyla görmemişizdir belki. Bir tek üzerine bildiğim kadarıyla tank. Çünkü şöyle sahada olsa, yani biz burada görmesek de sahada olsa görürdük. Hmm. Yani Abraham M1 tanklarını görmedik. Diğer bütün paletli, taktik tekerlekli, uçak savarlı, makinalı tüfekli, zırhlı, jeepti, muharebe aracıydı, zırhlı personel taşıyıcıydı, zırhlı muharebe araçtı. Hepsini gördük. Bir tek tank vermediler yani bildiğim kadarıyla. O tanklara da galiba jet yakıtı mı konuyordu? Yakıt problemi olur diye mi yollamadılar? Yok. Öyle bir yani şey var. Onu Türkiye'nin şeyinden çekiniyorlar. Şöyle bir şey var. İşte bu gördüğünüz taktik tekerlekli zırhlı araçlar. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Yani bunu sormuşlar. Ben resmi bu konuda hani resmi sayılabilecek bir kaynaktan edindiğim bilgi. Yani biz bunu PKK'ya vermedik. Kendi Haseke'deki kendi üssümüzün saldırısı, İran'ın olası füze saldırısına karşı kendimizi koruyoruz diye bir şey. Şimdi enteresan olan bir şey var. Sözde Kobani Kod mazlum vardı ya. O da o Haseke'deki Amerikan üssünde tutuluyormuş. Evet, orada yani, konaklıyordur. Orada kendi, geceleri özellikle kendi orada kalıyormuş. Kendi adamlarının güvende olmasını istiyorlardır ama, tabii. Ama yani şöyle bir şey var. Şimdi ABD bu Avengers dediğimiz şey 8 tane Stinger füzesinin... Ona geçmeden önce Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının açıklamasını da bir paylaşalım. Ardından o Avenger nedir ona bir bakalım. Türk Silahlı Kuvvetleri savunma ve güvenlik konusunda her gelişmeyi yakından takip etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri bölgede bulunan kendi üslerinin hava savunmasını sağlamak maksadıyla Avenger Stinger hava savunma sistemleri göndermiştir. Müttefikimiz Amerika'dan beklentimiz... Daha önce DAEŞ'le mücadele bahanesiyle terör örgütü PKK, YPG, SDG'ye verdiği tüm yardım ve desteği sonlandırması, bir terör örgütüyle işbirliği yapılarak başka bir terör örgütüyle mücadele edilemeyeceğini anlaması ve terörle mücadelemize samimi destek vermesidir. İşte bu Milli Savunma Kaynakları'nın yani Milli Savunma Bakanlığı bilgilendirme toplantısında konuyla ilgili yapılmış olan açıklama. Dönelim tekrar görüntülere, ardından da Avenger'ın özelliklerini ve görüntülerini izleyicilerimizle paylaşmaya başlayalım. Bu Avenger nedir sorusuna aslında tam da şimdi yanıt arayalım. Yani hani onlar Haseke'deki kendi üslerini korumak maksadıyla getirmişler bunları ama Avenger'ın özelliklerini de verelim mi arkadaşlar? Ama neticede hani sözde... Donald Trump'ın başkanlığı halinde Amerikan ordusu buradan çekilecek. Ne yapacaklar bu tırlarla taşıdıkları, binlerce tırlarla taşıdıkları silahları, hava savunma sistemlerini ve başka türlü türlü malzemeyi, mühimmatı geri mi taşıyacaklar? Yok canım, burada bırakacaklar. Kime bırakacaklar? Yani PKK'ya bırakacaklar. Afganistan'da Taliban'a bıraktıkları gibi 100 milyar dolardan fazla silahı orada Taliban'a bıraktılar. Tabii bu Avengers dediğimiz şey yani öyle çok böyle... Şey yapılacak bir şey değil efendim. Yani önce şunu söyleyeyim. Üzerinde 8 tane Stinger füzesi taşıyan 2 tane podu var. Şimdi Türkiye'de Stinger merkezi var. Ne demek o efendim? Yani biz zamanında hava savunmamız için Amerika'dan yani 80'li yılların sonlarında çok sayıda Stinger almışız. O zaman tanesi 50 bin dolardı. Şu an kaç para bilmiyorum. Çok daha fazladır yani. O zaman bakın 80'li yılların sonunda... Yani 90'dı, 89-90 döneminde
Benim ilk tanışıklığım 1986 yılında oldu bu silah sistemiyle. Sonra bizimkiler bu işi gerçekten profesyonel anlamda yapabilmek için çok özel bir merkez kurmuş. Hala bu merkez duruyor Türkiye'de. Dolayısıyla biz bunu detayıyla biliyoruz. FM-92 de bu Stinger'ın en üst versiyonudur. Şimdi çeşitli kaynaklarda çeşitli söylentiler dolaşıyor. Maalesef medyada da yanlış bilgiler verildiğine şahit oldum. Onları düzeltmek adına söylüyorum. Evet. Bakın onları düzeltmek adına. Stinger'ın yani şunun yatay irtifası, yatay hani tutsanız normal tüfek gibi atsanız 5 kilometre. Bana da bir garip gelmişti. 400 kilometre falan. Yanlış. Gibi. 443 diye öyle geçti. Öyle bir veri dolaşıyor. Bana bir, da garip bir, geldi bir, yani. Bu hani bir, çok iyi, yani çok bilinen bir kanalda TRT'de geçti. Söyleyeyim de yani düzeltsinler yani. 443 kilometre diye doğru değil o bilgi. Tamam mı? Bana da çok garip geldi. İyi baksınlar ya, doğru değil efendim. Kim yazmışsa yani, onu. Şöyle söyleyeyim. Bakın büyük İzmir, bir hatadır İzmir, yani. İzmir-Ankara arası kuş uçuşu şu 500 kilometre falan canım, yani. Hani Stinger İstanbul-Ankara arası nerede? 440 kilometre. İşte yani, yani İstanbul'dan ateşleyip 443 Ankara'da olarak geçti. Söyleyeyim şey, düzeltsinler. Doğru buradan değil da ya, yani. Bana çok garip gelmiş. Doğru değil doğru o. Nereden aldılar? Yani bir de o tür hatalar yapmamaları lazım. Yani bir işi bilene sorsunlar söylesinler. Yani bunun tam şeyini söyleyeyim ben size. Biliyorum nereden aldıklarını da. Tam söyleyeyim ben. 4800 metredir. 4800 metre. Hadi 5 diyelim. Tamam 200 metre yani çok önemli değil insanların aklına. Ortalama 5 kilometredir. Ama bu yatay menzildir. Bir de bunun dikey menzili var. Yani yatay olarak 4800 gidiyor. Bir de dikey ne kadar çıkıyor? Dikey çünkü daha az çıkıyor. Bu da 3800. 3800 metre yani 90 derece açıyla attığın zaman füzenin çıkabileceği irtifa 3800 metredir. Yani dikey olarak 3800, yatay olarak 4800 metrelik bir küre düşünün. Şimdi size soruyorum. Bakın uzman olmaya bile gerek yok. Türkiye'nin yaptığı en basit SİHA bile kaç bin metreden uçuyor? Kaç efendim? 5000 metreden uçuyor. 5000 ile 20000 metre arasında uçuyor. Yani bizim SİHA'larımız için falan bir tehdit değil. Bizim hava kuvvetlerimiz için falan bir tehdit. Bu ne anlama gelir biliyor musun? Ne anlama gelir? Eğer tutar da ben bunu PKK'nın elinde görürsem başlarına geçiririm demektir. Çünkü bunu aktif radar sistemi olmadığı için yani sadece dost düşman tanıma radar sistemi var üzerinde. Şu kanatçıklar var ya onlar radardır. Birazdan gelirse gösteririm tekrar. Duman geçince görürüz. He, o kanatçıklar radardır. Yani bireysel kullanmalarda ama bu radar sistemi elle manuel kontrol edildiği için tutup da bir füzeyi yakalayabilmesi çok zordur. Çok zordur. O yüzden yani İran'ın füzelerine karşı kendimizi savunuyor falan. Töbe yalan. Türk SİHA'larına karşı oraya konuşlandırdılar. Yani Türk SİHA'ları PKK'yı vurmasın bizim şemsiyemiz altında da PKK rahat rahat at oynasın diye bunu yapıyorlar. Bakın şimdi ben bunu kitabın ortasından konuşuyorum ama tutar da ben onu PKK'nın elinde görürsem, bakın şimdi neticede ABD müttefik ve bir devlet. Demiş ki ya ben bunu PKK'ya vermedim. Kendi hava savunmam için. Milli Savunma Bakanlığımızın yaptığı açıklamada bu belirtiliyor. Evet, evet. Ama tutar da ben onu PKK'nın elinde görürsem başına geçiririm. Yani Türkiye'nin onu fazlasıyla vuracak, orayı yok edecek, hatta orada yıllarca ot bitirtmeyecek vuruş kapasitesi var. Ve son derece %100 hassasiyetle vurabilir. Yani adam bunun ya bunun şoförünü bile eğer PKK'ya vermişlerse şoförünü bile imha ederler. Bırakın füzeleri falan darmadağın ederler. Evet, Artvin'e konuşlandırdığımız bir Tayfun mesela. 1000 kilometre. 1000 kilometreden 5 metre çapındaki bir alanı vuruyor bakın. 1000 kilometreden 5 kilometre yarı çapındaki bir alanı vuruyor. 1000 kilometre diyorum ya. Yani buradan Adana yani. Bakın. Buradan Adana ya. Çok çok yani. İnanılmaz Sayın bir şey. Sayın Selvin'in ekleyecek. Dolayısıyla bu hani bu bir özür diliyorum abi. Tabii. Son bir iki husus arz edeyim. Bunun üzerinden psikolojik bir mesaj verilmeye çalışılıyor. Şimdi birazdan kuleleri falan da sevgili Mete anlatır. Yani orada bir defakto durum yaratılıp bir psikolojik mesaj ver. Bunlar tamamen McCurk'ün şeyleri, aparatları. McCurk de Sayın Abdülkadir Selvin'in ilgi alanı. Evet. Onda o andasın. Çok teşekkür ediyoruz. Yakaladım ben onu Arap Emirlikleri'nde. Size havalisini anlatacağım. Tamam, size alalım mı böyle Sayın Selvin? Şöyle, siz çok seversiniz McCurk'ü tırnak içerisinde. McCurk bir süredir burada PKK'nın SDG adı altında yapılandırdığı PKK'nın kapasitesini güçlendirmeye çalışıyor. Bir süre önce Suriye'den Irak'a takviyede bulundular. Bizim Irak'ta başlayacak büyük operasyonumuz öncesinde. Ama o takviyeleri
çok işe yaramadı. Öyle anlaşılıyor. Sahada etkisiz kaldılar. Buradaki olay da bize verdikleri bilgi şu. Bizim Irak'taki üslerimize İran saldırısı oldu. Bir Amerikan askeri, bir Amerikan askeri orada öldü. Bir Amerikan askeri öldü. Peki siz ne yapıyorsunuz? Biz Suriye'deki üslerimize hava savunma sistemleri kuruyoruz. Irak'ta olmuş olay. Bir Amerikan askeri ölmüş. O da saldırı sırasında kaçarken çarparak ölmüş. Yani doğrudan hedef alınmamış. Ama onlar Suriye'deki üstleri hava savunma sistemleri kuruyorlar. Eray komutanımın söylediği gibi de tamamen Türkiye'nin buraya yapacağı olası bir operasyona karşı PKK'nın güvenliğini sağlamak için yapıyorlar. Bekliyorlar değil mi Sayın Sayın? Bekliyorlar ve SDG'yi de orada bu hava savunma sistemini kullanmak üzere eğitim almışlar. Yani onlar da. Bizimkilerin söylediği şu, evet sen bu kendi hava üssünü korumak için bunu kuruyorsun ama giderken bunu götürecek misin? O konuda net bir bilgi vermiyor ama hepimiz de çok iyi biliyoruz ki Amerika getirdi hiçbir silahı ama geri götürmez. Bırakırsa da Türkiye Afganistan'da neler Türkiye onu vurur ya. Yani. Bak, bıraktı tabii. Helikopterlerini kadar bıraktı. Yani ABD onu bırakıp çekilirse eğer yani o silahlarla filan bir gecede yok olurlar. Bak, ya şöyle yani. Tabii bu şunu o kadar basit değil yani. Çünkü bunu, Türkiye'nin vuruş kapasitesini biliyorum. Biz şimdi bunu vururuz ama şu var. Amerika'nın özellikle şimdi Amerikan seçimlerinde bir belirsizlik var. Ne olacağı belli değil. Brett McGurk yani PKK'nın buradaki hamisi giderken orayı seçim yaptıramadı. Türkiye bastırdığı için seçim yaptıramadı. Şimdi seçim yaptıramadım. En azından fiili olarak sahada ben onları takviye edeyim diye bir çaba içerisinde. Biliyorsunuz geçen haftada oradaki DAEŞ'ları cezaevinden bıraktılar. Niye? 1200 DAEŞ'li bıraktılar. DAEŞ'lileri bıraktılar. Ve üst düzey teröristmiş bunlar. DAEŞ terörü hala devam ediyor bugün diyecekler. Bugün de bırakıyorlar. 346 kişi. Yine bugün. Süleymaniye'de biliyorsunuz bunlara 6 helikopter verdiler. Birisi düştü ve içinden PKK'lılar çıktı. Yine Süleymaniye'nin merkezinde de yine bu YPG'liler, PKK'lılar 2 gün önce yanlış hatırlamıyorsam Süleymaniye merkezde etkisiz hale getirdi. Evet, yani PKK'nın takviye sözde Süleymaniye sorumlusu. Yanında iki İran kökenli PKK'lı yardımcısı ile birlikte MİT-TSK ortak operasyonuyla etkisiz hale getirdik. Yani diyoruz ki Süleymaniye'de bile rahat değilsiniz. Boşuna güneye kaçmayın. Tabii değilsiniz. Burada şu var, şunu görmek lazım. Bir, Amerika yalan söylüyor başından itibaren. İkincisi, getirdiği hiçbir silahı götürmeyecek. Üçüncüsü, bu hava savunma sistemini kullanmak için SDG'lileri yani PKK'ları eğitiyor. Amacı orada onların kapasitelerini güçlendirmek. Ama Türkiye de bunu takip ediyor. Her adımlarından bilgisi var. Gerektiğinde gerekli müdahaleyi de yapacak Peki. gücümüz var. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Selvi. Siz de yerinizi alayım. Mete Söhtoğlu sizi alayım böyle. Biraz Suriye'nin kuzeyindeki son durumu konuşalım. Bıraktığı yerden şöyle bir de dediğim yani bir mesele var. Burada hep bu silahlardan konuşuluyor ama şimdi yıllar öncesinde ben bu El Tenef üstünde daha önce bu Suriye'den tanıdığım kişiler var. Şimdi Özgür Suriye Ordusu oldu onlar. Artık Amerika'nın denetiminde bir yapılanma El Tenef üstünde Ürdün sınırında. Şimdi burada Türkiye'de değinilmeyen bir mesele var. Ben şunun peşine çok düşmüştüm. Mesela bu Amerika Birleşik Devletleri IŞİD operasyonları da altında bu YPG'yi bir yerlere sürüklüyor. Şimdi, harita açalım mı? İster misiniz? Yok tabii. Ha. Yani harita da açın. Burada Suriye haritası verir. Burada şöyle bir mesele var. Ben özellikle orada aşiretler de olduğu için oradan çok iyi fotoğraf alabiliyorum. Fakat ben burada baktığım zaman bu silahlar, mühimmatlar ne oluyorum peşine düştüğüm zaman o zamanki CENTCOM'a ben bir mail atmıştım. Dedim ki bunlar neticede terörle mücadelede ele geçirilen silahlar. Bunları siz alıp normalde Türkiye bunları al gördüğü zaman mesela Kuzey Irak'ta imha ediliyor. İşte tiplerine göre, çaplarına göre neyse. Siz ne yapıyorsunuz dediğim zaman bu konuda bir bilgi yok dedi. Sonra sahayı biraz kurcalayınca, oradaki insanları kurcalayınca burada IŞİD iddiasıyla ele geçirilen her türlü silah bir ganimet gibi kontrolsüz ve kayıtsız bir şekilde YPG'nin içine dahil ediliyor. Yani tabiri caizse envanterine giriyor. Yani top da geçirse YPG'ye
sözde yani kaç yıldır olduğunu düşünün bir de bunun. Tank varsa YPG'yi ve bunların şeyi tutulmuyor. Normalde bize verilen söz yıllar öncesinde neydi? Biz silah verdik ama bunların hepsi kayıtlı. Toplayacağız. Fakat bazı yerlerde bunlar da kaçırılmış. Yok. Mesela bu yeni verilenler vesaire artık karman çorman. Burada IŞİD ya da halktan ele geçirilen silahlara da YPG el koyuyor ama onu da kendi alabiliyor. Yani şu an mesela örnek söylüyorum. YPG'nin elinde 1000 tane silah var deseniz kesinlikle yanlış rakamdır. Çünkü 3000-4000 çıkar. Tabii. Bir de burada deminki görüntülerde geçirilen yer Elvelit kapısı. Bu ABD'nin açtığı kaçak bir kapı. Irak'tan geçirdiler. Deminki görüntüler zaten o yoldu. Irak yolundan yani getiriliyor. İşte güvenlik sebebinden dolayı ya da işte başka saldırılara maruz kalabiliyor. Bu getirilen mesela konvoy içerisinde özelliği şu. Birkaç gündür hem Deniz'de orada İranlı ministerin bir toplantısı var. Bir de son 4 gündür bu Avenger tabir edilen işte M1097 galiba bunlar. Sürekli olarak bunlardan getiriliyor. Biz geçen hafta haberde ilk defa değindiğimiz bir mesele vardı. Bir kuleler, gözetleme kuleleri kuruluyor demiştik. Muhtemelen bunlar bu kamyonların içerisinde jeneratörler var. Ondan sonra inşaat malzemeleri var. Gene o işte balistik duvar dediğimiz işte çuvallar vesaire bir sürü şey var. Ha, bu iki fotoğraf. Mesela bunun bir tanesi Fırat Nehri kıyısı, Deirezzor tarafı. Bunun bir tanesi Kara tarafı. Deirezzor ama Haseke'ye yakın tarafı. Şimdi bunlar ilk inşaat halinde olanlar. Fakat böyle derme çatma gözüktüğüne bakmayın. Çünkü buranın karşısı İran destekli ministerin olası sızma saldırılarına karşı. Şimdi o tarafın mantığına bakarsanız bu getirilenler buradan işte kamikaze insansız hava araçlarına karşı kısa orta menzilli bize bir savunma sağlıyor diyorlar. Ama gerçekte baktığınız zaman bunların etrafına büyük büyük kum torbaları gelecek. Bu yükselecek. Bunun etrafı başka malzemelerle i̇şte kaplanacak. Belli burada yükselmiş hali var. Bunları radar da sistemi kuracaklar. Bu aşağıda olan evet. Bu radar çok yüksek sistemi kuracaklar. Gibi. Daha başka şeyler de gelecek. Ve yani yükselecek bunlar. Şimdi bunların toplam rakamı ilk etapta tespit edilen 142. Lütfen. Fakat aylar önce ben dikkat çekmiştim. Şu an Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de 9 tane üssü var. Suriye'de 9 üssü var? Amerika Birleşik Devletleri'nin. Bir tanesi Tenef'te, 6 tanesi Haseke'de, Deirezzor'da var ve Kobani tarafına, Ayn-el Arab tarafına yeni bir üs kurmak için geçen ay bir keşif grubu gelmişti. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece ki Suriye'nin doğusunda bir varlığı yok. Ama Suriye'de asla terk etmeyeceği bir yer var ki. Şimdi ihtiyaç olursa fotoğrafları tekrar veririz de Amerika'nın Suriye ve Irak'taki üslerine dair bir haritamız var. Onu verirsek belki daha anlaşılır olur. Tabii. Yani, şimdi bu gelecek şimdi olanlar. Amerika'nın Irak'taki varlığıyla ilgili de bir tartışma yürüyor bir yandan. Onu da sonraki dakikalarda konuşacağız. Bu 142 tane ama. Bu kulelerden kurulacak Banu. İşte. Şimdi bu Suriye tarafında bu teneffüsü Amerika Birleşik Devletleri'nin hiçbir şekilde bırakmayacağı bir üs. Neden? Orası çünkü, çöl değil mi yani? Oranın ne faydası var Amerika'ya? Çünkü 3 tane ülkeyi kontrol ediliyor. Şimdi biraz önce gördüğümüz kurelerde Deirezzor'un doğu tarafından itibaren en az 142 onu da söyleyeyim. Bu kurelerden yerleştirilmeye başlandı. Nehir tarafına yerleştirilmeye başlandı. Ve zaten teneffüsü 55 kilometreydi. Burayı da artırmışlar. 80-90 kilometrelik bir daire düşünün. Yani İran'ın Irak'tan Suriye'ye silah akışını tamamen kesmeyi planlıyor. Neden zamanlaması şimdi derseniz açıkçası bilmiyoruz. Ama bunun da bazı dezavantajları yok mu? Yani şimdi bir yandan Irak ve Suriye arasında da Irak tarafı duvar örmeye başladı. Var. Onun da bu sefer de PKK'nın askeri sevkiyatı noktasında bir şurada gözden kaçırılan bir nokta var. 2016-2017 ama tabii Amerika'nın kontrol ettiği yerde PKK'ya her türlü tabii bugün devriye attılar. Mesela aynı bu zırhlı araçlarla bugün mesela devriye atıldı. Haseke tarafında, Deirezzor tarafında, Liban tarafında. Mesela Amerika Birleşik Devletleri YPG ortak devriye atıyor. Ama bunun yanında unutulmaması gereken bir mesele. Burada asker sayısı 10 da olsa, 50 de olsa, 1000 de olsa artık Suriye'de asker bulundurmasının bir maliyetini karşılamıyor. Bu yüzden Amerika'nın bulduğu çözüm bütün ana gövdesini buraya vermek
Irak'ı bir lojistik olarak kullanıp gerektiğinde müdahale edebilecek şekilde konuşulan. Peki bizim Irak'la ilişkilerimizin gelişmesi nedeniyle onu da engellemek için mi yeniden Irak'a ağırlık vermeye başladı? Böyle bir ihtimal düşünebilir miyiz? Var. Bir de şunu da o zaman söyleyeyim. Ben Irak'tan şimdi Banu kesim uzun konuşacağım diye kızar çünkü. Bakın yasal olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin 2003'ten sonra işgalden sonra imzaladığı anlaşmalar farklı. IŞİD karşıtı koalisyonun asker bulundurma için imzaladığı anlaşmalar farklı. Parlamentolar ABD Kongresi onayladığı için iki ülkenin de bunları iptal prosedüründe düşündüğünüz zaman en az 4 yıl. Yani bugün Irak iptal ediyoruz dese, Biden iptal ediyoruz dese bunun kendi diplomatik resmi prosedürleri 4 sene ve gene çıkamaz. Yani değiştirilmiş bir adla düşünülüyor şu an. Yani ne bileyim IŞİD karşıtı koalisyon değil de terörle mücadelede dostluk grubu gibi.